Sevgili seyirciler, merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Öykü Uyar Sarısoy. Kendisi Ankara İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi Product Owner. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim beni burada ağırladığınız için. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bizler de teşekkür Teşekkür ederiz. ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Tabii ki. Ben 1991 İstanbul doğumluyum. İYİ Anadolu Lisesi'nden sonra aslında kendi isteğimle Marmara Biyoloji'ye girdim. O zamanlar böyle işte genlerle oynamak ve insan anatomisine olan aşırı ilgim ve çocukken en büyük oyuncağımın mikroskop olması dolayıyla böyle çok isteyerek dediğim gibi biyoloji bölümünü seçtim. Ama sonra gördüm ki kendimi o yıllar içerisinde ben bir laboratuvara ait değilim. Biraz daha aktif insanlarla çalışmayı ve onlara bir şeyler kazandırmayı daha çok sevdiğimi fark ettiğim için ikinci üniversite programı ile lojistiği bitirdim. Sonra ortalamam da oldukça yüksek olduğu için onu sonra 4 yıllık uluslararası ilişkilere tamamladım. Ama okuduğum hiçbir bölümle ilgili aslında hiçbir iş yapmadım bu zamana kadar. Hep satış. Yani daha önce madeni eşya satışında bulundum, kimyasal madde satışında bulundum, tekstilde ip satışında bulundum. Ama şimdi yani dünyanın bambaşka bir yere gittiğini fark edince de kendimi bir şekilde teknoloji dünyasının içerisinde buldum aslında. Ve bu dünyada olmaktan da aşırı mutluyum. Şu an demin de bahsettiğiniz gibi Ankara'da Product Owner olarak görev alıyorum. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını Çok diliyoruz. teşekkür ederim. Peki Öykü Hanım, neden bu mesleği seçtiniz? Nasıl başladınız? Ya kendim geliştirmeyi çok severim. İnanılmaz böyle challenge'lanmayı da seviyorum. Aslında tam böyle kimyasal ham madde satışında da oldukça satışlarım yüksekken, gayet keyifli ve iyi bir şirkette çalışırken, yine bir eski satış müdürümlerimden bir tanesi aslında Türkiye'nin ilk yerli RPA platformu olan bir şirkete geçmişti. O da benim içimdeki herhalde cevheri de bildiği için beni böyle teknoloji dünyasına ikna etti diyebilirim aslında. Sonra girince ben de çok keyif aldım zaten. Çünkü insanlara gerçekten bu dijital dönüşümde yolculuk etmek, onlara yardım sağlamak, onlara ciddi anlamda zaman kazandırmak inanılmaz keyifli. Dediğim gibi artık hepimiz kendimizi bir şekilde geliştirmek zorundayız. Çünkü artık hayatımızda ciddi anlamda yapay zekalar, işte robotlar, her şey mekanik olma durumunda. Dediğim gibi bundan geri kalmamak için ben de kendimi dediğim gibi bu dünyaya ait hissettiğim için direkt dediğim gibi dijital dünyaya giriş yaptım. Harikasınız. Aslında gerçekten çağımıza ayak uydurabilmek, yapay zeka artık çok büyük önem kazandı. Kesinlikle. Bunlar üzerinde ilerlemeniz çok güzel bir durum aslında. Geleceği de olan bir durum. Kesinlikle. Yani dediğim gibi olduğumuz yerde saymamamız gerekiyor. Dediğim teknoloji inanılmaz hızlı ilerliyor. Biz de bunu neresinden tutarsak aslında kârdır. Ve ben de Kesinlikle. insanlara bunu sağlayabildiğim için şu an çok keyifliyim. Harikasınız. Bize biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında Ankaref Avrupa'nın en büyük IT servis sağlayıcısı. Biz direkt birebir evlere kadar aslında her şeyi akıllandırmaya çalışıyoruz. Nesnelerin interneti üzerinde çok uzman bir şirketiz. Devletle, direkt B2B işlerle, B2C işlerle çok büyük projeleri imza atıyoruz çok uzun zamandır. Ama ben aslında RPA üzerine uzun zamandır çalışıyorum. RPA, Robotic Process Automation, yani robotik süreç otomasyonu. Şöyle düşünebilirsiniz. Sizin dijital ortamda yaptığınız aslında tüm işlerinizi birebir hani kural setli ve böyle çok tekrarlayan işlerinizi birebir sizin gibi taklit edebilen ve tamamen bir platform bağımsız çalışabilen. Yani siz o işi bir İK'cı olarak CRM'de ya da ERP üzerinde yapıyorsanız orada ya da bir Excel üzerinde çalışıyorsunuz yine aynı şekilde orada birebir dediğim gibi sizi taklit ederek yapan, çok daha hızlı yapan aslında yazılım robotlarının kısaltımı diyebilirim RPA için. Peki nerelerde kullanılıyor bu RPA? Aslında demin de bahsettiğim gibi her yerde kullanılabilir. Birebir insan taklit ettiği için ve bizim çok uzun zaman aldığımız işlerimizi ortalama 6-7 kat daha hızlı yapan hatta 30 kata kadar süreçle çıkabilen robotlar olduğu için bunlar yani dediğim gibi her sektörde, her departmanda çalıştığı için aslında herkese yetebilecek bir ürün diyebilirim. Herkese zaman kazandıran ve %100 doğru çalışan bir ürün bu. Siz robotlara ne kadar süreçlerinizi doğru öğretirseniz onlar da tamamen %100 insan hatasını ortadan kaldırarak çalışırlar. Yani bir muhasebeci olduğunuzu düşünün. Bir fatura işlerken bir virgülü yanlış yere koyduğunuzda ya da bir sıfırı yanlış koyduğunuzda ya da fazla ya da eksik koyduğunuzda dünyalar değişebilir. Ama robotlara biz süreçleri iyi analiz edip doğru öğretirsek onlar tamamen insan hatasını ortadan kaldırarak çalışırlar. Çok güzel bir sistemmiş Aynen. aslında.
Peki Öykü Hanım, sizi meslektaşlarınızdan, rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Öncelikle iyi bir analist olduğumu düşünüyorum. Yani demin de bahsettiğim gibi süreç otomasyonu yapıyoruz zaten. O yüzden en önemli şey bu aslında müşterilerimizin kanayan yaraları. Yani hangi işte çok sıkıcı bir iş olabilir bu. Yaptıracak insan bulamayabilirler ki şu an Türkiye'de gerçekten insan istihdamı oldukça zor. Özellikle ücretlerin çılgın bir artışından sonra, özellikle yazılımcıları da. Hem böyle bir süreç olabilir. Demin de bahsettiğim gibi binlerce fatura gelen müşterilerim var mesela. Yani bunu işleyebilecek, doğru zamanda doğru ödemeleri çıkaracak ya da ödemeler gelmiş mi gelmemiş mi kontrol edecek insanları bulamıyorlar. Yani bu kadar çok insan çalıştırmak çok zor. Bu tarz dediğim gibi çok yüklü işler olabilir. Çok ciddi bir rapor olabilir bu. Her hafta yapılacak ya da her gün sonuçlanacak raporlar olabilir. Hatta mesai saati dışında da çalışabilir robotlar. Yani 7-24 çalışıyor robotlar ve dediğim de bahsettiğim gibi en az 6 katta çalıştığı için bunu böyle insan saati gibi 144 saat gibi falan düşünmek lazım aslında. Yani sizin bir robotunuz değil aslında dijital yaka çalışanınız oluyor ve multi bir çalışan oluyor. Yani o çalışanı 2 saat muhasebede işte 3 saat İK'da girsin borcu olamaları yapsın işte PDKS sistemlerini kontrol etsin işe girişleri yapsın diyebilirsiniz. Geri kalan 6 saatte gitsin rakip fiyat analizini yapsın işte internetler fiyatları araştırsın. Buna göre fiyatları değiştirsin diyebilirsiniz. Geri kalan zamanda marketing çalışmalarınız için bile kullanabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi aslında her yerde, herkes için aslında robotlar çalışabilecek durumda şu an. Şirketler için de çok büyük bir avantaj bu. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok ciddi hem de sizin bu çok sıkıcı işlerinizi çalışanlarınızın elinden aldığı zaman inanılmaz bir çalışan verimliliği kazanıyorsunuz aslında. Hem dediğim gibi doğruluk hem hız. Çok ciddi bir verim kazanıyorsunuz. O yüzden yani dijital dönüşümün en önemli ayaklarından biridir RPA. Ve bence kaçınılmaz bir sondur. Yani ben hem çalışanlarıma hem müşterilerime değer veriyorum. Rakiplerimin önüne geçmek istiyorum diyorsanız artık RPA bir zorunluluk. Zaten ilk 500'deki şirketlerin birçoğu çok uzun zamandır kullanıyor. Ama hala ben hani böyle belki 700-800 müşteriyle toplantı yaptıysam şu 4 yılda bir kısmının da haberi bile yok. Ama herkes dijital dönüşüme bir şekilde girmek istiyorsa aslında ilk kaynak diyebilirim. Kesinlikle çok da güzel açıkladınız. Çok sağ olun. Öykü Hanım, biraz da hem sizin hem firmanızın geleceğe dair hedeflerinden, vizyonundan bahsedebilir misiniz bizlere? Demin de bahsettiğim gibi Ankara aslında çok büyük projelere dediğim gibi imza atsa da aslında her bir evi bile akıllandırmak istiyoruz diyebilirim. Yani direkt böyle kişiye inmek. Benim de RPA konusunda en büyük isteğim yani demokratikleştirmek derim ben ona. RPA'yı demokratikleştirmek derim. Yani bir bireyin bile kendi işi için yani bu dediğim gibi internet üzerinde bir iş de olabilir, bir raporlama da olabilir. Herhangi bir iş için robotları kullanabilmesini istiyorum. O yüzden şu anki yani özellikle müdürlüğünü yaptığım ürün no code bir platform. O yüzden böyle bir yazılım bilgisine ihtiyacınız yok. Çok rahat bir şekilde herkesin kullanabileceği bir program. Özellikle dediğim gibi bu üründe sahiplendim şu an. Çünkü herkes çok rahat kısa bir eğitimle, 2 günlük bir eğitimi var no code platformu olduğu için. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde robotları aslında kullanmaya başlayabilirsiniz. Ve herkese daha böyle bir analitik, dediğim gibi yani böyle bir analiz duygusunu tabii ki büyütmek isterim. Ve Ankaref'inde benim de en önem verdiğim şey aslında müşteri ilişkileri. Biz herkesi mutlu etmek isteriz. Yani veremeyeceğimiz hiçbir sözün arkasında durmayız. Ankaref olarak onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ve yani bir şeye giriyorsak onu da gerçekten başarıyla bir şekilde teslim ederiz. Ve önemli olan o müşterilerimizin kanayan yaralarını bulup aslında oraya dediğim gibi merhem olmak. O yüzden bizim için en önemli şey sanırım hem herkesi akıllandırmak dediğim gibi her şeyi nesnelerin internetiyle beraber hem de herkese çok ciddi şekilde verim kazandırmak diyebilirim. Umarım en kısa sürede bu hedeflerinize İnşallah, ulaşırsınız. çok sağ olun. Biz de heyecanla bekliyor İnşallah. olacağız. Peki sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Öncelikle bence enerji çok önemli. Çünkü robotlar 7-24 çalışırken siz de neredeyse 7-24 çalışmaya başlıyorsunuz bazen. Çünkü böyle at unut bir şey değil aslında RPA. Biraz böyle ilgi alaka gerektiriyor yani. Benim bence en önemli dediğim gibi şey dürüstlük bence yani ben yani olabilen bir şeye olur derim olmayan bir şeyse olmuyor derim yani. Bir de analiz çok önemli. Yani süreç otomasyonu olduğu için süreçleri görebilmek, öngörebilmek, üçüncü bir göz olarak bakabilmek ve dediğim gibi aslında bunları doğru bir şekilde aslında bir şema haline getirebilmek çok önemli bu iş için bence. Kesinlikle.
Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi Öykü Hanım. Katılımınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Tabii ki. Aslında herkesin dediği gibi bu dijital dünyaya, özellikle yapay zeka bu kadar hızlı hayatımıza girmişken kendilerini geliştirmelerini, yapay zeka ve dediğim gibi bu robotik süreçlerden korkmamalarını, hatta tam tersi onlara çok ciddi bir şekilde hem zaman hem de ciddi anlamda maliyet kazandıracağını özellikle vurgulamak isterim. Dediğim gibi artık no-code platformlar var. İlla hepimiz yazılımcı olmak zorunda değiliz bu ürünleri kullanabilmek için. Onun dışında bir dijital dönüşümü düşünüyorsanız, hem çalışanlarıma hem de ben rakiplerimin önüne geçmek istiyorum diyorsanız aslında RPA kullanmanız gerekiyor. Vereceğim mesaj sanırım bu olur. Zaten akışta da bilgileriniz görünüyor olacak. Sizlere de ulaşabilirler tabii ki ki bu konuda. Zaman. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının daha sonuna geldik. Bugün Öykü Uyar Sarısoy bizlerleydi. İyi günler.